Evet, ikinci ünite test 14. Yine kazanım 8-2-5 Mustafa Kemal'in yapmış olduğu çalışmalar. Milli mücadele yıllarında basın etkili bir güçtü. Bu gücü işgalci devletler kendi emellerine ulaşmak için kullanıyorlardı. Ülke menfaatlerinden ziyade kendi menfaatlerini düşünen bazı gazeteler halkı yanıltıyor. Yalan haberlerle milli mücadeleye verilen desteği engellemeye çalışıyorlardı. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi işgal altındaki şehirlerde milli mücadeleye destekleyen gazete haberlerine izin verilmiyordu. Bu durum açıklığın hangisinin gerektiğini ortaya çıkardı söylenebilir. Tabii ki de hep milli mücadele karşıtı gazeteler var. O zaman bu durum neyi ortaya çıkartır? Ulusal direniş yanlısı basının güçlendirilmesinin gerekliliğini ortaya çıkartır. Düzenli ordu, Büyük Millet Meclisi ya da İstanbul hükümetiyle destek alınması ile ilgili bir durum ortaya çıkarmaz bu durum. Basınla ilgili bir durum yine ulusal basının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarır dediğim gibi ve sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet, ikinci sorumuz basının önemini farkında olan Mustafa Kemal ülkenin durumunu ve yapılması gerekenleri halka anlatmak. Halkı aynı gaye etrafında birleştirmek ve harekete geçirmek için mutlaka basından faydalanmak gerektiğini düşünüyordu. Öğrencilik yıllarında el yazısıyla gazete çıkaran Mustafa Kemal kazandığı bu tecrübelerden milli mücadelenin başarıya ulaşması için de faydalandı demiş. Buna Mustafa Kemal'in bu doğrultuda çalışmalardan hangilerine öncülük yaptığı söylenebilir. Arkadaşlar, bu doğrultuda İrade-i Milliye Gazetesi Sivas'ta, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Ankara'da çıkartılmış. Yine Anadolu Ajansı Mustafa Kemal liderliğinde Halide Edip ve Yunus Nadi tarafından çıkartılmıştır. Dolayısıyla her 3 çalışmada Mustafa Kemal liderliğinde yapıldığı için sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği 1, 2 ve 3 olacaktır. Evet, test 14 soru 3. Burada Sivas Kongresi'nde İrade-i Milliye Gazetesi çıkartılmış. Ankara'da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi çıkartılmış. Yine Halide Edip ve Yunus Nadi liderliğinde Mustafa Kemal'in desteğiyle Anadolu Ajansı kuruldu demiş. Milli mücadelede yapılan bu çalışmalar gerçekten hangisinin amaçlandığı söylenemez. Tabi basın aracılığıyla milli mücadeleye olan katılımı arttırmak, halkın doğru bilgi almasını sağlamak, işgalci devletlerin haksız propagandalarına engel olmak. İşgalci devletler milli mücadeleye karşı kendi gazeteleriyle elbette haksız propaganda yapıyorlar. Biz de yine bu gazeteleri, yani bu çalışmaları yaparak haksız propagandalara engel olmaya çalışıyoruz. Tabi burada Kuvayi Milliye Birliklerine zaman kazandırmak ifadesi kullanılmış. Basın yayın araçlarının temel amaçları arasında gösterilemeyeceğinden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet, dördüncü sorumuz Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde halkın sesini duyurmak amacıyla kurulan gazeteye İrade-i Milliye adını verdi. Temsil heyeti Ankara'ya geldikten sonra 10 Ocak 1920 tarihinde kurulan gazeteye Hakimiyet-i Milliye adını verdi. Yalnızca gazetelere verilen isimlere bakılarak Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir. İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, halkın kararı eşittir, ulusal egemenliktir. Bu durumda Mustafa Kemal'in ulusal egemenliğe önem verdiğini gösterdiğinden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet, test 14 soru 5. Burada Ali Rıza Paşa hükümeti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Amasya görüşmelerinin gerçekleştirildiği vurgulanmış burada. Yapılan görüşmeler temsil heyetini İstanbul hükümetinin, daha doğrusu Ali Rıza Paşa hükümetinin temsil heyetini hukuken tanıdığını gösterir. Hukuken tanımak, muhatap almak, görüşmektir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Ali Rıza Paşa hükümetinin milli mücadeleye sıcak bakması vurgulandığı için milli mücadeleye ılımlı yaklaştığını söyleyebiliriz. Mustafa Kemal'e destek verme kararı almıştır ifadesi çok keskin bir karar. Ve çok net bir ifade değil aslında. Çünkü burada ılımlı yaklaşması Mustafa Kemal'e destek verdiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış, 1 ve ikinci öncülümüz doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Evet, altıncı sorumuz. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal ve Osmanlı hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın katıldığı Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan sadece Mebusan Meclisi'nin açılması İstanbul Hükümeti tarafından onaylanmıştır. Görüşmelerde alınan ve İstanbul Hükümeti tarafından onaylanmayan bazı kararlar şunlardır demiş. Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunmalıdır. Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmemelidir demiş. Buna göre temsil heyetinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleşmeye çalıştığı söylenebilir demiş sorumuzda. Şimdi burada baktığımız zaman halk iradesine dayalı devlet kurmak söz konusu değil. Düzenli orduya geçiş hızlandırmak söz konusu değil. Azınlıkların göç etmesini sağlamak yine söz konusu değil. Tabi bağımsızlığın korunması azınlıklara, yani bizim sosyal dengemizi, siyasi hakimiyeti bozulacak ayrıcalıkların verilmemesini istenmesi, bağımsızlığı koruyucu tedbirler almak istediklerini kanıtlar nitelikte temsil heyetinin. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak.
Çünkü Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığının korunması, bağımsızlığının korunmasına yöneliktir zaten. Gayet açık bir soru. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet, test 14 soru 7. Ankara'nın Milli Mücadele Merkezi olarak seçilmesinde Ali Fuat Paşa komutasında milli mücadele destekleyen bir kurum olması, yurdun her yerine demir ulaşımı kolaylığı bulunması, Batı Anadolu Yunanlara karşı yapılacak bir savaşta bölgeye yakın olması, İstanbul ve diğer şehirlerle haberleşme imkanının fazla olması etkili olmuştur. Demiş, buna göre Ankara merkezi olarak seçilmesinde açıkladığı özelliklerin hangisinin etkili olduğu söylenemez. Burada bir ordu, kol ordu olması askeri alanla ilgili. Demir yolu ulaşımı, ulaşım alanıyla ilgili. Tabii burada haberleşme imkanları, iletişimle ilgili ama burada ekonomik bir durum söz konusu olmadığı için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, test 14 soru 8. Mustafa Kemal Başkanlığındaki temsil heyetinin Ankara yönetim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır demiş. Amasya görüşmeleri sonrası meclisin İstanbul'da toplanacağı anlaşılması üzerine demiş. O zaman meclis çalışmaları yakından takip etme düşüncesi A seçeneği doğrudur. Meclis çalışmaları takip edebilmek ve bölgedeki mücadelelerden haberdar olmak için demiş. Asıl mücadelenin yaşanacağı Batı cephesine yakın olması ifadesi de o zaman doğrudur. Burada Ankara'nın henüz işgale uğramamış bir kent olduğu vurgulanmış. Dolayısıyla işgallerden uzak ve güvenli bir konuda olması da etkili olmuş. Tabii Büyük Millet Meclisi'nin burada açılmış olması Ankara'nın başkent seçilmesinde etkili. Henüz Büyük Millet Meclisi açılmamış bile. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevabımız olacaktır.